3 Şubat 2023 Cuma, ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da doğalgaz fiyatları düşmeye başladı. Faturaların Mayıs ayından itibaren %20 azalması bekleniyor. Zaten fiyat freni uygulanıyordu. Tüketimin %80'ine kadar kilowatt saat başına en fazla 12 sent ödeniyor. Aradaki fark varsa devlet tarafından karşılanıyor. İstanbul'da damacana suya tavan fiyat uygulanıyor. Edirne'de tava ciğerde tavan fiyat var. Türkiye içi uçak biletlerinde var. Gurbetçiye satılan uçak biletlerinde yok. Kimsenin bunu koymaya niyeti de yok. Faizler artmaya devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası enflasyonu dizginlemek için 50 bas puan daha faiz arttırdı. %3'e yükseldi. 2008'den bu yana görülen en yüksek seviye bu. Başkan istikrarlı bir şekilde faiz arttırımına devam edeceklerini söyledi. Emlak piyasasında bir miktar düşüş beklentisi oluyor bu durumda. Ama bizim için değişen pek bir şey olmuyor. Emlak baronları yerine finans baronları kazanıyor bu sefer. Deutsche Bank geçen sene 5 milyar avro kar ettiğini açıkladı. 2007'den bu yana görülen en yüksek rakam oldu. Fiyatlardaysa genel bir düşüş beklentisi var. Konut krizi sürüyor. Başbakan Scholz her sene en az 400 bin konut inşa edeceklerini söyledi ama edemiyor. 1972'de Almanya'da 800 bin ev inşa edildiğini hatırlattı. O zaman şartlar farklıydı. Şimdi hükümet yarısının bile yanına yaklaşamıyor. Ülkeden kaçacağı iddia edilen BioNTech şirketi Almanya'da fabrikalarına 40 milyon daha yatırma kararı aldı. Marburg'daki tesisler genişletiliyor. Bu olay şu şekilde oldu. İngiltere BioNTech'e destek vermek istedi. Onlar da kanser araştırmalarının bir kısmını buraya kaydırdılar. Bu Bild gazetesi. Değerlerimiz elden gidiyor, kaçıyor diye haber yaptı. Bu bizim basında Uğur Şahin ülkeden kaçıyor diye haberleştirilince yanlış anlaşılmalara sebep oldu. İşin aslı öyle değildi. Avrupa Birliği Komisyonu internet siteleri üzerinden yapılan alışverişlerle ilgili uyarıda bulundu. Uçak biletine bakarsanız bir saat sonra daha yüksek fiyat çıkar çünkü ilginiz olduğunu düşünür sistem. Araba çağırma uygulamaları var mesela. Bazılarında eğer telefonunuzun şarjı düşükse daha yüksek fiyat çıkar çünkü hemen binmek zorundasınızdır. Geçenlerde bir misafirimize tren bileti alacaktık. İki kişi aynı anda baktık. Ben de daha pahalı çıktı. Ya nasıl olur dedik. Defalarca kontrol ettik. Ben de daha pahalıydı. Niye anlayamadık. Sağlıkta normalleşme başladı. Bu sene korona yerine esrar yasallaşsın mı yasallaşmasın mı bunu tartışacağız gibi görünüyor. Sigortalarda 17 milyar avroluk bir açık var. Muhtemelen primlere de zam gelecek. Doktorlar Birliği ciddi bir doktor açığının olmadığını düşünüyor. Başkan Gassen RND'ye konuştu. Bölgesel sorunlar yaşandığını savundu. O zaman biz niye bir uzman doktor randevusu için aylarca bekliyoruz? Bunu birinin bize anlatması lazım. Almanya, Ukrayna'ya 88 tane daha tank verme kararı aldı. Ama bu tanklar eski. Önce tamir edilecek. Neden 88? Ben bunu ilginç buldum. İnşallah tesadüftür. Çünkü 88 aşırı sağcıların sembolü. Alfabenin 8. harfi. H, 2H yan yana gelince ne anlama geliyor biliyorsunuz. Ben olsam bunu incelerdim. Norveç, Almanya'dan 54 tane Leopard 2 tankı alacak. 5 kere 4, 20. 20 kere 2 ne yapar? 40 yapar. Biz de her şeyde komplo teorisi arayıp paranoyak olacağız. Freud'un bir sözü var. Bazen diyor pro içen bir adam sadece pro içen bir adamdır. Onun için çok da kafaya takmamak lazım. Havalar şu önümüzdeki hafta soğuyacak. Sıcaklıkların gündüz 5, gece eksi 10 dereceye düşmesi bekleniyor. Meteoroloji buzlanma ve fırtına uyarısı yaptı. Fransa ile devam edelim. Bir belediye meclisi okul kantinlerinde domuz etine alternatif yemek sunulmasını laikliğe aykırı bulmuş ve iptal etmişti. Müslüman ve Yahudi dernekleri kararı mahkemeye taşıdılar. Mahkeme yasağı iptal etti. Alternatif menüler laikliğe aykırı değil. Aşırı sağcı belediye başkanı kararı şimdi Danıştay'a götürebilir. İşi gücü yok. Bununla uğraşıyor. Allah akıl fikir versin. Domuz yemeyen Hristiyanlar da var. Sağlıksız diye tercih etmeyenler var. Alternatif menülerin olması sadece dini açıdan değil, sağlıklı beslenme açısından da güzel bir şey. Avusturya'da aşırı sağcı FPÖ 20 bin kişiyle eylem yaptı. Aşırı sağcılar dünyanın her yerinde aynı. Tarım Bakanı tepki gösterdi. Bunların elinde kan var dedi. Oldukça da haklıydı. Almanya'da da bir AfD milletvekili Türk dostlarım benimle aynı düşünüyor diye konuşma yaptı geçenlerde. Ayıdan post, aşırı sağcıdan dost olmaz. Bunu unutmayalım. Maalesef bu partiye üye olan Türkler bile var. Herkes aklını başına alsın. Bunlar kendilerinden başka kimseye yaşam hakkı tanımazlar. Milyonlarca Yahudinin gaz odalarında katledilmesini sağlayan kimyasal gazın mucidi bir Yahudiydi. Naziler onu da sürdüler İsviçre'ye. Çünkü hiçbir zaman
Onlardan olamazsınız. Şimdilerde bizim aramızdan seçilen milletvekillerinden sanki artık Türk değillermiş gibi, Kürt değillermiş gibi, sanki Almanlarmış gibi davranmaya çalışanlar oluyor. En Alman benim dercesine her olayı bir yerlere bağlayan mı ararsınız? Mecliste, oylamada aman bana Türk derler diye ortadan kaybolan mı ararsınız? Ama sonra listeler belirlenirken bunların hepsi unutuluyor. Onlardan mış gibi yapmaya gerek yok çünkü değiliz. Bu ülkede her şey olabiliriz. Bakan olanlar var, yarın öbür gün başbakan olursunuz, cumhurbaşkanı olursunuz. Ama asla onlardan olamazsınız. Ne mutlu bu yüzden 3 kuruş menfaat için geldiği yeri unutmayanlara. Hollanda'nın Utrecht şehrinde grev vardı. Önümüzdeki günlerde Lahey başta birçok büyük şehirde de grevler başlayacak. Sokaklarda çöp dağları olacak. Temizlik işçilerine grev çok yakışıyor. Banka genel müdürleri grev yapsa inanın kimsenin umurunda olmaz. Milletvekilleri grev yapsın herkes memnun olur. Ama işçiler öyle değiller. Bir tanesini çekerseniz ertesi gün sistem aksar. Brüksel'de Tunus kökenli bir kişi gözaltında hayatını kaybetmişti. Polis intihar demişti ama soruşturma farklı yöne kaydı. Arabanın içinde sarhoş halde bulunmuş ve gözaltına alınmış. Karakolda intihar ettiği iddia edilmiş ama derin şüpheler var. Bu arada aklınızda bulunsun. Herhangi bir olay nedeniyle polis size soru sorarsa hemen ifade vermek zorunda değilsiniz. Avukatınız gelene kadar konuşmamanız daha faydalı olabilir. İsviçre'nin Luzerne kantonundaki mülteciler diğer kantondakilere göre daha az para alıyorlar. Burada yaşayanlara günde 11,5 frank veriliyor. Basel'dakilere verilenin neredeyse yarısı. Parlamentodaki sol partiler fiyatlar her yerde aynı olduğu için bu durumun düzeltilmesini istediler. İngiltere'de ise alkollü bir sürücü bir kuyu kaçırdı. Sonra trafik kazasına karıştı ve olay yerinden kaçtı. Polis tek şüpheli olan kuyunun fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Şimdi kuyu şikayetçi olursa yeri. Kuyunun şikayeti bir Birhan Keskin şiiri. Kuyusan yeminliysen bir ömür bir aşka. Diyeceğim gitsen başka düğüm kalsan başka. Öğrendiğim bir kuyu yeminliyse aşka ömrü gibi. Göldür bütün dünya bitmez boynun eğrili. Evet haberler bunlardı. Şimdi size çok da iyi olmayan bir haberim daha var. Önümüzdeki hafta yayınlara bir hafta ara vermek zorundayız. Bazı sağlık sorunları nedeniyle beyin çeperine kadar ilerleyen bir ortak iltihabı yüzünden ameliyat olmam gerekecek. En önemlisi ve ilki pazartesi günü Frankfurt Üniversitesi'nde olacak. Abartılacak bir durum değil. Bilinen bir hastalık. Çok iyi doktorlarımız var. İnşallah bir sonraki pazartesiden itibaren yayınlara kaldığımız yerden yeniden başlarız. Bu süre zarfında arkadaşlarımız Avrupa'dan bülteni çıkarmaya devam edecekler. Aynı haberleri yazılı olarak buradan okuyabilirsiniz. Çok güzel iki uygulamamız var. Hem App Store'da hem Android telefon uygulamalarında var. App arama kısmını Avrupa'dan yazarsanız çıkıyor. Linkini de bu yayının yorum kısmına koyalım. Dileyenler oradan indirip takip edebilir. İnşallah sizden de dua beklerim. Sadece benim için değil tüm hastalar için. Çünkü insan hasta olunca hayatın kıymetini anlıyor. Bir sabah kalktım baktım yastıkta kan vardı. Kulağımdan kan gelmişti. Doktora gittim. O günden beri bambaşka bir gündemim var. Hazreti Ali, sağlıklı insanların başlarında birer taç vardır diyor. Ancak bunu sadece hasta olanlar görebilir. Çok ciddi bir şey olmasa bile insan endişe ediyor. Daha yapmak istediğim şeyler vardı diyor. Sonra olmasa da olur diye düşünüyor. Garip bir duygu silsilesi. İskoç şair Robert Burns, insanlarla fareler hiçbir zaman hayallerini gerçekleştiremezler demişti. John Steinbeck, Fareler ve İnsanlar kitabını bu dizeden hareketle yazdı. Osmanlı donanması farelerle başa çıkmakta zorlanıyordu. Eski gemilerde çok büyük bir sorundur bu. Zehirleseniz de çare etmez. Çünkü bu sefer fareler olur olmaz yerlerde ölürler ve kokarlar. Denizciler keşke öldürmeseydik derler. Bir yöntem buldular. Unla alçıyı karıştırıp sağa sola bıraktılar. Fareler bunlardan yedi. Hemen yanına da su koymuşlardı. Suyu da içince alçı midelerinde şişti. Oldukları yerde öldüler. Ama fareler akıllı hayvanlardır. Bu yöntemi anladılar. Nasıl baş edeceğiz derken donanma bir gün Çin gemisiyle karşılaştı. Siz dediler ne yapıyorsunuz? Çinliler korkunç bir yöntem önerdi. 20 kadar fareyi bir kafese koyuyorlardı. Hiç yemek vermiyorlardı. Sadece su içen fareler aç kalınca birbirlerini yemeye başlıyorlardı. Yamyamlaşıyorlardı. Hayatta kalmayı başaran 3-4 güçlü fareyi yeniden gemiye salıyorlardı. Onlar artık yamyamlığa alışmıştı. Diğer fareleri yiyip
köklerini kuruttular ve onlardan kurtulmak isteyen fareler denize atladı. Sonuçta gemide 3-4 güçlü fare kaldı ve artık onlar denizciler için kolay hedefti. Dünyanın düzeni de böyle. Böl, parçala, yönet. Birbirlerine kırdır, halkları, ülkeleri, insanları savaştır, düşman et. Arkada oyun kurucu olarak servetine servet kat. Soran olursa özgürsünüz de. Nasılsa liberalizm var, demokrasi var. İstediğinizi seçebiliyorsunuz, yöneticilerinizi siz belirliyorsunuz. Margaret Atwood, bir fare de istediği yere gitmekte özgürdür der. Bir fare de istediği yere gitmekte özgürdür. Labirentin içinde kaldığı sürece. İnsanlar da fareler gibi özgürdür. Labirentin içinde kaldıkları sürece. Belki bu esnada İskoç şairin dediği gibi hayallerini gerçekleştirememiş olabilirler ama bu hayaller olmazsa hiçbiri hayatta kalamaz. Ne insanlar ne de fareler. Bu yüzden hayallerimizden vazgeçmeyeceğiz. Bunun bedeli ne olursa olsun. Çünkü Yahya Kemal'in dediği gibi, çıktığın yolda bugün yelken açık yapayalnız, gözlerin arkaya çevrilmeyerek pervasız, yürü hür maviliğin bittiği son hadde kadar, insan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. Her şey yolunda giderse bir sonraki pazartesi görüşmek üzere, hoşça kalın.